Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Herkes yangınla mücadelede seferberlik içinde. Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleriyle Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı. Mahallelerdeki evler, ahırlar yanarken vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Çeltikçi mahallesinde yanan samanlıktaki bir köpek sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. Yangından etkilenen bir inek de vatandaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı. Var mı? Çevirebilir misiniz? Biriniz anlar mı? Yakacaktı, bayağı yıldı. Orman yangını 3 kişi hayattan kopardı. Akseki'de Kepezbeleni mahallesindeki eski muhtar 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Saraçlı mahallesinde de hayvancılıkla uğraşan 3 çocuklu Osman ve Şehri kardeş çifti evlerinde yanarak yaşamını yitirdi. Öte yandan Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hastanın önlem amaçlı başka hastaneye nakledildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde söndürülen yangının ardından ortaya çıkan manzara ise drone ile görüntülendi.